Arkadaşlar bugün sizinle herkese merhabalar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz adı sensörlü lamba nasıl çalışır? Ama arkadaşlar 7 elektriği ötünmüştüm. Sensörlü lambayı ben orada elektriğe bağlatmıştım. Bugün sizinle anlatmaya çalışacağım. Bir tanesi ben zil bağlantısı nasıl yapılır diye video kendi kapağında Galeri'den senin işlerdi. Galeri çok sıpıttı beni ama arkadaşlar. YouTube'a yükledim. Bunun inşallah Galeri'den sinlenzer. Bunu Naketlar'dan çekiyorum. Ama bunu Bilal'a şey etmeyeceğim onlara. Evet şimdi hareket yaptım. Ben kalorayı ben çevirdim. O yazılarını o diğeri çevirdim. Sensörle ama hareket alaladığınız anda bu şekilde yandı. Onu ben ayarladım arkadaşlar. Gece düğdüzü ayarladım. Gece çalışıyor ama arkadaşlar. Şimdi gece çalışmaz. Şimdi düğdüz çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi yanına gidiyorsunuz ama arkadaşlar. Evet yandı. Lamba yandı arkadaşlar. Ketlan'dan itiriyorsunuz. Kabloları ben çap hakenin üstüne yapıştırdım ben. Oradaki edeler ediyorsunuz ama arkadaşlar. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben sensörlü lambanın hemen arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Elini okutuyorsunuz. Evet yandı sensörlü lambamız. Şimdi gece yatarken ben uyuduğum zaman inşallah kendi otomatik kapanır. Görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi. İki tane ben çırıltı kakınadım ama arkadaşlar bir tanesini montajını yapmıştım. Bir tanesi montajı tutuyordu. Elimi bu şekilde dokunduğu zaman ampuller bu şekilde ısılıyor değil mi? Siyacı böyle şekilde ısırdığı zaman böyle şekilde spot prizi görüyorsunuz. Evet spot prizi göstereyim. Spot prizi böyle şekilde böyle bağlanmış olduğunuz gibi böyle bağladık ama arkadaşlar. Ben onu zala ayılınla görmüş olduğunuz gibi bu tobinin alı çevirdim. Bunun ayarladım ama arkadaşlar. Elektronikler, sensörlü lambalar gördüğünüz gibi çokacak. Evet şimdi arkadaşlar söndü. Bu şekilde söndüğümüz anda bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ölçüşekün adedi elektrikten bu şekilde hareket etmeyeceğiz. Evet şimdi niye söndü? Niye söndüse niye ağlayacağım yanlıyor biliyor musun? Bak. Bu şekilde kimse yok ondan birisi eve giderken gönlümüz için binalarımızı binalarda çok kötülerdi. Camlar koyuyorlar değil mi? Bu şekilde oturanlar eve gittikten sonra kendi söndüğü zaman binalarımız bu şekilde karanlık oluyordu. Binalar çok kötü karanlık oluyor değil mi? Kendi otomatik açıyor. Yanına gittiği zaman açıyor. Kendine ama arkadaşlar. Düdüz niye ayarlanmışlarsa? Binalarda cam olursa eğer düdüz eğer bularsa sensör lambanın yanmasına gerek yok. Evet. Şimdi yandı sensör lambamız. Ondan sonra şimdi görmüş oldunuz. Evet şimdi söndü. Arkadaşlar şimdi ben sensörlü lambanız bu şekilde aldığımızın yeterli. Ben kapağını açınıyorum. Elektrik lan elektrik çarpar. Arkadaşlar kolay gelsin. İyi çalışmalar diler.